Adam hala Yecüc Mecüc bekliyor. Hala Deccal Süfyan bekliyor. Mecüc bunlar, Yecüc Mecüc bunlar işte gelmiş bu. Hala bekliyor adam tarumar etmiş, düzlemiş, ahlak bırakmamış, haya hürmet ve merhameti kaldırmış. Cemiyeti anarşiliğe çevirmiş. Nasıl bozuluyor insan? Bana bir şey olmaz diye tedbir almıyor. Derslere gitmiyor, kitap okumuyor vesaire. Bak değişen dünyada, değişen vücutta, değişen fikir ve duyguların varken, hislerin varken sabit istikrarı temin edecek bir ölçüm yoksa ben her daim nasıl hadiselerin arkasına geçeyim ki? İşte Risale-i böyle bir şey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı tefikini refik eylesin. Rızası dairesine hareket ve hayrat kazandırsın. Bizi bize bırakmasın. İştiraka amalu uhreviyenin tesirini azim eylesin. Hissemizi ziyade eylesin. Usul ve fırğlarımızın da mekanını cennet eylesin. Bize kim dua ediyorsa biz de kimlere dua ediyorsak, Ya Rab sen onları biliyorsun, onları da iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, davamızı aziz eyle Ya Rabbi. Din düşmanların şerinden, harici, semavi, arzi, maddi ve manevi, hastalıklardan, musibetlerden, depremlerden, zelzelelerden, bela ve musibetlerden, içtimai ve ferdi felaketlerden hepsi emin eylesin. Ve vatanımızdaki yaşayanlara kardeşlik Uhuvvet duygusunu inkişaf ettirsin. iman şuurunu nasip eyle ya Rabbi. Ee, burada şimdi tarihçeyi 144'ten almış bu paragraf. Şöyle diyor. Eskiden Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde hamiyetli ve gayet zeki o talebem ulumu diniyeden aldığı hamiyet dersiyle her vakit derdi. Salih bir Türk elbette fasık kardeşimden ve babamdan daha bana daha ziyade kardeştir ve akrabadır. Sahabe ruhu bu zaten. Sahabelerde de aynı böyle olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra aynı talebe talihsizliğinden sıf maddi fununu ciddi de okumuş. Yani dinden kopuk şimdiki yani okul. Şu andaki okul. Sonra aynı talebem talihsizliğinden sırf maddi fununu cedi de okumuş. Yani üniversite gitmiş. Sonra ben dört sene sonra esaretten gelince onunla konuştum. Hamiyet-i Milliye bahsi oldu. O dedi ki ben şimdi, o zaman öyle dedim ama ustada diyor. Ben şimdi Rafizi bir Kürdü, salih bir Türk hocasına tercih ederim demiş. Rafizi kim olduğunu biliyor musunuz? En sıkıntılısı. Ne diyorlar bunun 33 kolu var. Aleviler üzerine çalışma yapmışım. 2 tane dersim var Nurdersi.com'da Alevilik hakkında tarihi bilgilerle doludur. 33 kolu vardır. En sıkıntısı e, Rafizi'dir. Yani haşa İmam Ali ilah. Allah'a aşağı yeryüzüne indi. i̇mam Ali simasında insan suretinde icraat yaptı. Sonra Ali'yi bıraktı, çıktı. Bunu böyle dedi ama toplum bunu yemeyince şu anda nereye geldi bu rafizilik? Alisiz alevilik. Şu anda bu. Rafiziler böyle der. Alisiz alevilik. El mutedili nedir? Bizim gibidir. Ehl-i sünnet gibidir. Zeydilerdir. O da Yemen'dedir. Yani hiç şey yok. 33 tanenin uçlarından bahsettim. Bu rafizi bir kürdü diyor. Bak görüyor musun? Yani Rafizi deyince gelip geçiştiriyoruz da estağfurullah demiyor kimse. Niye? Rafizi bilmiyor. Rafizi alisiz aleviliğe döndü şu anda ama aslı bu değil kökeni. <laughs> ali haşa yüz bin defa haşa Cenab-ı Hak yeryüzüne indi. İnsan alemini icraat yaparken Ali simasına, suretine, cesedine hulul etti. Hulul yani Allah içine girdi. Ali gibi gözükürken aslında Tanrı'ydı. Sonra işleri yoluna koyduktan sonra semaya çıktı ama Ali'yi bırak. Ali, ali onun Tanrı'nın görüntüsüdür menfilere tanrı dediğim için. Tamam. Şimdi Rafizi deyince içini doldurduk mu? Doldurduk. Şimdi şimdi dinleyin. O dedi ki ben Rafizi bir Kürdü, Hazreti Ali'yi tanrı diyen bir Kürdü. Salih bir Türk hocasına tercih ederim Ehl-i Sünnet bir hocaya. Bu hale nasıl geldi? Ben de eyvah dedim. Ne kadar bozulmuşsun. Bir hafta çalıştım. Onu kurtardım. Eski hakikatli hamiyete çevirdim. Tarihçeyi hayat 144'te geçiyor. Bir hafta bir hafta ustat ama ben değil o da. Kerameti var. Kalbine nüfus ediyor. Oradaki haletini seyrediyor. Sorusuna cevap veriyor içindekilere. Gayret ediyor. Dua ediyor bir de. Ve bir hafta. Şimdi olsa veletlerin amin gitmişti. Evet. Başka bir madde. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet da oturmuştum. Yani bu ne okuyoruz? Eğitim aldığı yerde insanın aldığı tesir ait bir misalini okuduk. Nerede eğitim aldı? Üniversitede. Bu oldu. Şimdi başka bir tane gösteriyor. Mekan. Müspeti de gösterecek inşallah. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet, cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Bir de manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü ve Gördüm ki o 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Sinema perdesi gibi yani alemi misal. O 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlarda nefret görüyorlar. Kati müşahede ettim. Katiyen. Yani. Böyle görmüş. 50 sene sonraki vaziyetleri gözükmüş. 17-18 yaşında olsa kız çocukları. 50 sene sonra ne yapar? 70 işte işte. Bunların 50-60'ı ölmüş. 10 tanesi kalmış. 10 tanesi de iffetini koruyamadığı için merhamet beklediği kişilerden, torunlardan, sevmek beklediği kişilerden nefret görüyorlar. Çünkü vicdani bir şey, sevgi ona hissetmiyorlar. Merhamet hissetmiyorlar. Allah onlara sevdirtmiyor. Kalpler Allah'ın elinde ya. O beklediği sevgiyi torunlarında, çevresinden görmüyor. Kalpler Allah'ın elinde olduğu için ona kalben bir sevgi bes beslettirmiyor Cenab-ı Kati ettim. Onların o acınacak hallerini anladım. Haline alıyor. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar anladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Gençlik rehberi 18 mekanın tesirine ait şey okuyor. Bakın hale gelmiş. Yine Osmanlı'nın son döneminde ve halen şimdi de Avrupa'ya giden öğrencilerin bir sefi olması. Osmanlılar da öyleymiş. Git ilim al diye. Ya sefi alçak olmuş, ya vatanını satmış oraya geçmiş, ya ajan olmuş. Çok az kısmı devletin istediği gibi gelmiş. Şimdi de öyle ya, devlet eğitim için git diyor şu teknolojiyi kap, git bak bakalım yani nedir diye bir bakıyorsun evleniyor kalıyor ve bir bakıyor paraya yuruya aldanıyor oradaki işe çalışıyor. Devlet bu kadar yetiştirdi düşünebiliyor musun? Üniversiteyi bitirtiyor, devlete yük, yüksek lisans yapıyor, doktorasını yapıyor. Yukarıda, dışarıda doktorasını vesaire lisansını yapmak için gönderiyor. Ya ona dahil oluyor oraya bu kadar devletin emeğini. Bak şu zara şeye bak yani. Hamiyetsizliğe bak. Veya bu devletin verdiği eğitimi kale almadan orada işçi oluyor. Üniversite mezunu. Orada balıkhanede çalışıyor. Neymiş maaşı fazlaymış. Balıkhanede çalışıyor. Ben hiçbirisinin hikaye anlatmıyorum, yaşadıklarımı söylüyorum. Koca kimya mühendisi balıkhanede ee, şey yapıyor, koliliyor, koliliyor. Neymiş? Maaşı fazlaymış. Batsın lan şu maaş. Hayat bu muymuş? Yine Osmanlı'nın son dönemlerinde ve halen şimdi de Avrupa'ya giden öğrencilerin birçoğunun sefi olması bu menfi çevrenin İnsan üzerindeki etkilerine bir örnek şimdi. Ehli dalaletin tahribatı. Kastamonu 55'ten okuyorum. Aynen öyle de ehli imana hücum eden ehli dalalet bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahsı manevi ve bir ruhu habis olmuş. Müslüman alemindeki vicdan-ı umumi ve kalbi külliyi bozuyor ve avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perdeyi ulviyi yırtıyor. Bak bir daha dikkat et. Avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden yani toplum cahil, şuursuz ama şair olduğu için anan olduğundan o tevarüsen geçmişin ruhu, geçmişin itikadı, geçmişin hassasiyetleri şair İslamiye'de mevcut olduğundan o himaye eden perdi ulviyi yırtıyor. Yani taklidi olan itikatların ima eden şairler kalkınca avanın ulvi perdeleri var yani. Yapamam, diyemem, ayıptır, günahtır. Olmaz ya, kul hakkıdır ya. Ya yoldan geçiyorum ben bunu eri ya. Şunu yapamam. Ya şuraya bakamam, bunu çalamam ya. Devletin bu şeyini yapamam gibi perde ulviye yani ulvi perdeler haya, anlayış, feraset, dirayet, basiret, hassasiyet, örf, anane, bunlar kültür hep perde ulviye ulvi perdeyi bu cemiyet hayatı yırtıyor. Ne yapıyor? Hayatı imaniyi yaşatan, anani ile gelen hissiyatı mütevarisi yandırıyor. Yani iman hayatını yaşatan, toplumda hakim kılan, egemen kılan o duygular, geçmişten gelen tevarüs dediğimiz, mesela mezar taşları, cami taşları, minareler, ezanlar, tesettürler, şairler onlar aslında taş gibi gözükürken geçmişin ruhlarıdır. Yani çip gibidir, hafıza kartı gibidir. O bizim isyat ulviyemizi canlı tutuyor, onları yırtıyor. O hissiyatsız bırakıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya mevsanı çabalarken yani Müslüman da ailelerden aldık, toplumdan aldık, aldı alanlar bizler. Direniyorsun, okula gidiyorsun. Hakikaten Olmaz diyorsun. Ayıptır. Yani hayadır. Peygamberimizin hadisi var ya aleyhissalatü vesselam. Madem utanmıyorsun istediğini yap. Ya el hayau min el iman. Haya imandan. Madem utanmıyorsun dedi. istediğini yap. Ne yapıyor? O utanma baka baka ede ede buluna buluna. Alışıyor alışıyor normal oluyor. İlk önce şöyle oluyor. Yani korkunç. Bugün birisine nakletmek istedim de. Kabil hitap görmediğim için anlatmadım deprem bahsi var ya 14. sözde. Evet. Orada şöyle diyor, çok tuhaftır. Nasıl oluyorlar, nasıl batıyor? Yani bunu aç, açayım için. İnsan nasıl batar? Kendisini zanneder ki ilimle donatılmış, namaz niyaz aileden almış, bana bir şey olmaz. Kardeşim işte onlar oluyor yani. Bu olanlar kim biliyor musun? Yüzme bilmeyenler değil, yüzme bilenlerdir. Zaten cahiller, yani okumayı, şey, yüzmeyi bilmeyenler girmez. Şimdi Nasıl bozuluyor insan? Bana bir şey olmaz diye tedbir almıyor. Derslere gitmiyor, kitap okumuyor vesaire. Bir şey olmaz deyince o ortama giriyor. O ortama gire 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 biraz normalleşiyor, adileşiyor. Sonra 14. sözde depremde diyor ki ya oraya adapte olur, iltizam ediyor. Fikri öyle değil ben farklı düşünüyorum ama bu ortamda böyle yer lazım. Ya onların kafeteryada bulunayım. Onlarla ha ha hu yapayım. Ama zihniyetim öyle değil ki. Bu iltizam ediyor. Onlar bu ortamda bu lazım diyor. İltizam lazım lazım. Bu lazım diyor. 14. sözden söylüyor. Bu iltizam ediyor ama fikren zıt. Sonra onlar gibi yaşaya yaşaya onlara iltihak ediyor. Onlar gibi düşünüyor ve onlar gibi yaşamaya da başlıyor. Üçüncü kategori o oluyor. O oluyor. Tercih baştaydı. O onlar o. Onlardan oluyor. Hatırladınız mı? Açar mısınız orayı? O zamanın eşyasının hayakatını fiilen. Fiilen. Veya iltizamen. Veya ilk önce fiilen yapıyor. Yani bir şey olmaz diyor. İtikadı doğru. Ama fiili onlar gibi yaşıyor. Yaşaya yaşa iltizam ediyor. İltizam demek yani, yani artık fikri de fiili de aynı oluyor. Sonra tamam. iltihap. Ona dönüşüyor. Taraftar olmasıyla iştirak gidiyor. Evet bitiyor. Böylelikle çoğunluk oluyor. İşte böyle bir de bakın ve avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perdeyi ve yırtıyor. O şey çok önemli abiler, gençler. O sizin hayat plakası, arabanın plakası olduğu gibi. Bu unutmayacaksınız. Bu fiilen yani düşüncem doğrudur ama bu üniversitede, lokalde, kafeteryada, şurada, burada veya cemiyette. Bana bir şey olmaz. İtikadım sağlam canım ben temel bu kavga ne olacak ya onlar gibi olayım. Ola 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 o hassasiyet gidiyor. O tepki, nefret onlar ve ben, onlar ve biz kalkıyor. Yani onlar ve biz. Mesela usta diyor ki garp hüsümeti devam etmelidir. Diyor. Avrupa hüsmeti niye Avrupa'dır diye diye gergin olman lazım. Niye? İki, aramızdaki dere peklerindir doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Öyle mi? Mesnevi Nuriye. Nazarı müsamahili medenilere yanaşmayın. Yanaşmayın. Sayfa 100 6, 123. 123. 123. 121. 123 değil o zaman. 126. 120 120 şey var. Medeniyet-i Sefiye küre, küre arzı bir 126. şehir haline getirdi. 126. 126. Ha, şimdi abiler, kardeşler. Bana bir şey olmaz diyenler batıyor. Bana bir şey olur endişesiyle olanlar batmıyor. Ben yüzerim diyenler boğuluyor. Ben yüzemem diye girmeyenler boğulmuyor. Bu çok önemli. Ne yapıyor? İlk önce fiilen. Fiilen gidiyor. Çok üzerine duruyor. Herhangi bir ortama bana bir şey olmaz. Ne oluyor? Fikrim doğru ama fiilen onlar gibi yaşaya yaşaya hassasiyetim, tepkim o onlar ve biz diye bir hat var. O hat doluyor, doluyor gibi. Dolduramazsın diyor. Aramızdaki dere peklerindir doldurup hattı muvassalayı yani köprü kuramazsın. Onlar ve biz nasıl olacak ya birisi iman birisi küfür. Köprü olur mu burada? Ya onlardan olursunuz ya da dalalete düşer boğulursunuz. Boğulursunuz. Ya onlara da onlara onlar. İlk önce fiilen oldu. Bak nasıl düşüyor. İnsan nasıl bozuluyor onun yöntemini anlatıyor. Diyor ki ilk önce kendisini e, güvenli zannediyor fikren tamam. Fiilen onlar gibi olsam ne olacak? Onun gibi düşünmüyorum. İçimi tutuyorum. Sonra alışarak iltizam ediyor. Bu sefer fiilinin arkasında ya ne olacak canım ya? Fikren onlar gibi düşünmeye başlayınca üçüncü kategori geliyor. Fiilen, iltizamen iltihak oluyor. Onlara dönüşüyor. O oluyor. Bu zamanda artık abi bedenen de gitmeye gerek kalmadı. Artık telefonlar itibariyle bütün mekanlara girebiliyoruz. Evet. Cenab-ı Hak oysa diyor yanaşmayın diyor. Ya. Bir de okuyayım mı abiler? avamın taklidi olan itikatlarını. Taklidiyiz kardeşim. Pamuk ipliğiyle dine bağlı yani en, en ufak bir şey hemen öteki kategoriye geçiyoruz. Yani o kadar çizgideyiz ki hemen iman gidebiliyor. Yani ciddi, ulvi, sonsuz bir hakikat olan Allah taraf kirliliğini basit bir şeyle terk edebiliyor. Bir şey olmaz diyor. Kafa feneri. Yani Allah, Kur'an'ı, peygamberi, ehl sünnet ve cemaati yaşanmış bir İslam medeniyetini ve olması gerektiği yerde duramıyor. Bir şey olmaz diyor. Basit, basit sebeple hemen terk edebiliyor. Ne diyor bu? Taklidi olan itikatları işte. Ne ima ediyor dişine kadar? İslami perde ülviye. Yani örf, anane, kültür, gelenekler. perde ülviye bunlar. Ulvi perdeler. Sen, sana engel oluyordu yani onu yapmana, demene, bulunmana. Hayat içtimai yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevrası yandırıyor. Yani anane ile gelen var ya an filan an filan ki annemden gördüm. Şimdiki mesela sen İbrahim anandan gördüğünü sokaktakini görebiliyor musun gençlerde? Genç kızlarda mümkün değil. Annendekini bile babaannene, anneannene kıyas edemezsin. Onlar daha fazla. Mesela benim babaannem 16 yaşında vefat etmişti. Bize çok emeği var din noktasında, hassasiyet noktasında. Çocukluğumuzda böyle bizi e, horon oynanan tulum. Tulum dinledin. Öyle hissiyatım var ki onda aşamıyorum ki. Tulum dinledin. Cehennemde horon vuracakmış. Cehennem eline böyle tasvir ederdi biz çocukken. Tulumu çalan şeytan olacakmış. Ateşin içinde horon oynayacaklardı derdi. Oğlum öyle korkardı ki. Yani uzaktan duyulsa bile duymamak için dağın arkasına. Yani öyle ödümüzü patlattı ya. Öyle büyüttü. Hala canlı yani. Tulum görünce var ya böyle. Acayip böyle etkileniyorum yani böyle. Hemen babanımı hatırlıyorum. Bunu anlatınca da hemen o hatırlıyorum. Öyle yapmış. Ve dedi ki Allah mesela ala Muhammed dersen diyor. Peygamber seni bilir, seni karşılayacak, korkma oğul. Evladım demezdi oğul. Seni kabirde şey yapacak, o şimdi duyuyor. Ona bu anne hocaymış. Demek ki tabakla, altın tabakla senin selavatını ifşa şey yapıyor. En az yüz devat dersen hiçbir şey olmaz. Her gün istisnası da çocuğuz ya 5-6 yaşındayım, 4 yaşındayım. Salavat getirdik her gün yüz defa. Babaannem bir şey yapardı. Yani peki ne yaptı? Bizi canlı tutan, yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevarise. Yani bir yaylıcı o kutsi. Hemen alıcılar alıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusana çalışırken. Tek başına nasıl çalışacaksın şimdi? Cemaat yok. Düşünün bakın abiler. Ne ge, ne koca koca adamlar batıyor bu. Ne acayip. Depremde battı. Mesela depremde battı ya. Yani Amerika'ya verdi de fayatlarına verdi. Allah hiç getiremedi. Yani acayip. Şimdi de öyle. Bir bakıyorsun ki garip garip yerlerde yani. Risale-i Nur bilmeyenler için söylüyor. Ee, şey, bakıyorsun ki tek başına. Niye böyle oluyor? Tek başına çabalıyorsun. Kardeşim sen tek başına okula mı gideceksin? Beşer ihtiyaçlarını mı karşılayacaksın? Topluma direnmek için ilim mi elde edeceksin? Marifet mi için? Hangisini yapacaksın ki direneceksin? Ama cemaat öyle değil ki. Aşin adam canlı yayına bir giriyor, düğmeye basıyor. Dersi dinliyor, cemaatin güzelliği. Kitap okuyor, derslere geliyor. Acım artesi gelecek vesaire. Veya ne yapacağım, nasıl yapacağım? Güveniyor bir bakıyor cemaatta. Yaşlı başlı adam. Babamdan yaşlı adam, beyaz saçlı. Ömrü orada geçmiş. Külliyattan da okuyor. Ha böyle diyor. Tamam ben tamam. ne düşüneceğim ya? Adam oradan gösteriyor. Mesulet işte ona yüklüyorum ama onu gösteriyor diye. Cemaat böyle bir nimet iken adam cemaati kale almıyor. Tek başına Gitmeye çalışıyor. Biraz uzattım ama bu çok önemli. Tek başına gitmeye çabalarken, mümkün değil. Tek başına hiç kimse ayakta duramaz. Fes takim keme ömürte. Şeybetin sureti nut. 163. Sikke-i tasdiki gaybiye. Hud suresi beni yaşlandırdı, ihtarlattı. Sebebi? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Dost doğru ol diyen Allah söylüyor. Celle Celaluhu peygambere. Fes takim keme ömürte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beni diyor yaşlandırdı diyor peygamber. Korktum diyor tamam. Eşin tek başına neye gidiyorsun kardeşim ölümü bayılmak mı zannediyorsun ya? Çabalarken Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Hemen tek başına üniversitede, lisede, şurada, burada, toplumda hanımdır, çarşı pazarlardır, çalışandır, esnaftır, işçidir vesaire. Hemen Risale-i Nur eline geçince Risale Nur diyor ki kainatı ihata eden son ordusunu gösterip ve ondan mukavemetsiz maddi manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir emirber nefer olarak ayeti kübra risalesini İmam Ali radıyallahu anh keşfen görmüş, emniyeti göstermiş Kastamonu 55. Yani diyor ki risalen tek değilsin, yalnız değilsin. Allah var, kainat var. Senin inandığın Allah'a bütün kainat lisan haliyle 2 milyar Müslüman inanıyor. Aynı şey bak inancında yalnız değilsin. Ondan sonra bu kadar 124 bin peygamber var. Mücizelerle teyit edilmiş. Bu kadar cemaat var. 10 küsür milyonu aşkın nur cemaatı bak bulunuyorsun işlerinde. Yalnız değilsin bak bu kadar insanlar aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi nefese aynı gayeyi hedeflemiş deyince insana bir güven geliyor. Ama bunun dışında benim köylümü düşüneyim. Ee, diyor ki halayı düşün babanı düşün. Bir sokaktaki adam yani dikide bir değişen dünyada, değişen konjonktör diyorlar ya. Değişen bir dünyada, değişen vücut taletlerinde değiş vücudum değişirken, fikirlerim, duygularım, isterim değişirken sabit bir ölçüm yoksa ben her daim istikrar nasıl sağlayacağım ki? Bak, değişen dünyada, değişen vücutta, değişen fikir ve duygularım varken, hislerim varken sabit istikrarı temin edecek bir ölçüm yoksa ben her daim nasıl hadiselerin arkasına geçeyim ki? İşte Risale'nin böyle bir şey. Sabit, e, sabit olacak. olacak. Devam. Mesela diyelim ki bu sıfyanet var oldukça Ustad demiş ki yani Müslümanların yorumlarına, acabalarına, klük kallerine, öyle mi böylelerine, böylelerine bir bir yöntem getirdi İslam adına. Vazifeli ya. Dedi ki azamı e esas alın. Ehven-i devamlı değişir. Azamı şer ve ehven-i şer kaydeyi getirerek Müslümanları acabalardan, tereddütlerden kurtardı ve hayatlarına istikamet koydu. Artık hiç Müslümanı düşünmüyor. Tam buymuş. Ne kadar kolay ya. İslam hassasiyeti olan, Allah ve ahiretten korkan, ahirete hesap vereceğim bilen adam abi ölçü getirmiş. Yani içtimai keşmekeş, dağınıklıklara, e, acabalardan, keşkelerden seni kurtaran nedir? Azami şeri, ehveni şeri getirerek İslam'ı kaydetir. Mecelledeki kaydı. Bize düşüncelerimizde cemiyet hayatımda istikamete koydu. Ne ne yapardık ya olmasaydı. Vallahi sen farklı bakacaktın. O da farklı tarafa Şimdi herkes nasıl güzel bakıyor ya. Ne kadar da rahat ya. mesuliyetinde çıktık ya. of be diyoruz ya. Ya nasıl yapmayım ya? Ya ben bildiğim için sizden fazla böyle insanların devrildiğini. Ya benim gibi basit bir adam her daim böyle düşünüyorsun ve ve olayın arkasını geçiyorsun. Külliyatı bana verdi diye Risale-i nasip ettin. Koca koca adamlar ya. Böyle görünce ne kadar şükretsem az ya. İstikamet ne kadar acayip bir şey. Ben 50 sene önce bilen de 40 sene önce de gören bu yüzden. Aynı ya. İfade tarzı aynı. Şey değişik olabilir ama aynı. Çizgi aynı. Bir insan nasıl 40 senede değişmez ya? Çünkü değişmeyen bir ölçü var. Değişmeyen ölçü var. Çok acayip. Çok şükür ya. Ne kadar şükretsek az ya. Vallahi Ders için söylemiyorum ya. Rabbim şahit ol ya. İyi ki Risale-i Nur'u bize verdin ya. İyi ki verdin Allah'ım ya. Ne kadar şükretsek az. Ben acizim yani. Ben kimim ya? Ben kimim ya? Koca koca insanlar batıyor ya. Yani Kastamonu'da bir tatma bahsinde var ya hani. Okur musun abi? Hayatı, işlemler idare eden. Ez cümle hayatı içtimai idare eden. Sayfa kaçtı 149. Tamam. Takva. En mühim, esas olan hürmet ve merhamet. Hani burada değil, hissiyat-ı mütevariseyi. Nurani zincirler, ehli imanı bir arada tutan ve ehli imanı itikatlarını muhafaza eden, hürmet ve merhametli nurani şeyler alınır, dağıtılır. Hayatı içime idare eden en mühim... Hürmet ve merhamet, şey ya, hissiyat ulviye ya, değil mi? Rabıta yani. Birbirimizi tutan hürmet ve merhamet. Ne acayip bir şey ya. Din yapar bu ya hürmet ve merhamet gayet sarsılmış bu zamanda. Bazı yerlerde gayet elin ve çare ihtiyar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor. Orada da Hızır gibi yetişir demişti ya ona. Evet. Diyor tamir ediyor. Setti Zülkanî'nin tahribiyle Yecüc ve Mecüc'lerin dünyayı fethada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammediye Aleyhisselam olan olan i Kur'an'ın tezerzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak Görüyor musun? Yecüc'den me Mecüc ve Mecüc gelecek diye korkuyorlar. Onlardan daha müthiş olarak şimdi var diyor. Nedir o? Müthiş olarak? Ahlakta, Ahlakta ve hayatta. Ve hayatta zulmetli bir anarşilik. Haya, ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik. Zulümlü bir dinsizlik. Zulümlü bir dinsizlik. Fesada ve ifsada başlıyor. Fesada ve ifsada başlıyor. İstersen yazalım. Bu çok önemli de nazm ile. Bak böyle mana çıkıyor. Okur musun böyle? Ahlakta ve hayatta. Ahlakta. Hayatta nasıl mana çıkıyor diye Sizde görün. Ahlakta ve hayatta. Yazman Yok. Ahlakta ve hayatta. Yecüc ve mecüc. Ahlakta Bak şimdi. Hayatta, Zulümatlı. Zülmetli bir anarşilik. Zülmetli bir anarşilik. Zulümlü bir dinsizlik. Bak bu da bu zulüm noktalı değil mi? Bir dinsizlik. Tamam. Zulümlü bir, bir, bir dinsizlik. Fesada ve ifsada başlıyor. Ha, fesada. İfsada. Başlıyor. Görüyor musun bak? Yecüc. Yecüc'den Mecüc'den daha müthiş olarak. Şimdi ha şimdi gelmiş. Yecüc Mecüc bekliyorduk ya. E gelmiş. Nereye gelmiş? Ahlaka, ahlakta ve hayatta. Zulmetli bir anarşilik, zulümlü bir dinsizlik, fesada ve ifsada başlıyor. Fesat ve ifsat. Baksana. E, ahlak, şahıs cemiyete atmış kişide ve cemiyette. Zaten öyle diyor. Hayatta ve ahlakta yani hayat, cemiyet hayatında ve kişinin yaşantısı İçsel halim. Zülmetli bir anarşi kendisi, zulumatlı bir dinsizlik, hariç Anarşi ruhlu. Hiçbir ölçü yok. Hiçbir kayda yok. Yani anarşi ne demek? Çalışmıştık. Ölçüsü yok olmaya. Ölçüsü yok. Hiçbir ölçüsü yok. İçinde bir ya o hayadır, edeptir, muhabbettir, uhuvvet ve muhabbet. Yani naiptir, günahtır, örf, anane, kültür. Öyle bir şeysi yok yani. Hak hukuk, bir şey yok, yani. Hak hukuki, adalet, hak yok. Kul hakkı, umumu hakkı. Mesela diyor ki, umumu, umumi hakkı diyor. İhlal eden affolunmaz diyor. Tövbesi de olmuyor. Yani umumu hukuku e, muhalefet eden affolunmaz diyor. Ne demekte? Tövbesi yok onun. Peki niçin tövbesi yok? Yani tek tek nasıl onlar herhalde alacaksın. ya e, yani bu kadar insanların şeyini maneviyatını yok ettin. Öyle tövbeyle olur mu? Çünkü tövbenin şekli şöyle geçiyor. Hususi işlenen günahların tövbesi hususi ve gizlidir. Aşikar ve umumi işlenen günahların tövbesi de aşikar ve umumidir. Televizyonda yaptım bir günah. Ya sonra birkaç sene sonra tövbe ettim ya Rabbi tövbe olmuyor. Nasıl nerede günah yaptınsa aynı ortamda yapacaksın. Ama İki üç kişiyle içki içtin. Sonra ben dedim ki ben tövbe ediyorum. Öyle olmuyor. Gideceksin kimle içtin? Ya beraber içtik ya falan yerde. He ben tövbe ettim biliyor musun? Diyeceksin. Ama gizli iş dedin günah da. Ey millet ben günah tövbe ettim. Onu da demeyeceksin. Fis şey yapma şahit yapma. Bu hadisin değil. Eskiden mançur Moğol istimaya hayatı beşeri zürrüz E Moğol. Yani haca, hala Yecüc Mecüc bekliyorlar ha. Mecüc bunlar, Yecüc Mecüc bunlar işte gelmiş bu. Hala bekliyor adam tarumar etmiş, düzlemiş, ahlak bırakmamış haya. Hürmet ve merhameti kaldırmış. Cemiyeti anarşiliğe çevirmiş. Fitne fesat şey gibi süfyanet, teccaliyet artık bitmek üzere. Adam hala Yecüc Mecüc bekliyor. Hala Deccal Süfyan bekliyor kıyamete yakın yine anarşilik, anarşistlik gibi. Evet. Bir fikirle medeniyeti beşeriyi zirve zeber edecekleri de vardır. O da kimdir? İnna Ateyna da geçiyor. Büyük Deccal diyor. Niye Büyük Deccal diyor? Çünkü karşısında tamirci yok. Karşısında tamirci kıyamettir. Anladınız mı onu? Mesela her Deccal'ın karşısında bir tamirci. Her Sıfyanet'in karşısında bir tamirci gelmiş. Ama o şu anlarda ve yine Atayna da büyük Deccal gelecek. Bunu karıştırıyorlar. Burada Bu, da isim diyor. İsim olarak söylüyor bakalım. şurada evet. diyor ki. İslam Deccal olan Süfyan dahi. Bak. Şeriatı Muhammediye'nin aleyhisselam ebedi bir kısım ahkamını nefis ve şeytanın desiselerini kaldırmaya çalışarak hayatı ve maddi ve manevi rabıtaları. Yani hürmet, merhamet. Evet itaat, haya. Yani e, menfi hareket yapmamak. Emniyet, hürmet. O beş tane madde var ya. Manevi rabıtalarını bozarak serkeş ve serhoş ve sersem nefislere başlı baş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer. Hevesatı müteaffine bataklığında birbirine saldırmak için cebri bir serbestiyet aynı istibdat bir hürriyet verme giden cebri bir serbestiyet. Cebri. Mesela bu şekilde giyeceksin okulda böyle olacaksınız. İş yerinde böyle olacaksınız. Böyle yapacaksın. Bunu giyeceksin. Cebri cebri bir serbestiyet evet. bir de aynı istibdat. adam e eh, hürriyet. diyor. İstibdada hürriyet diyor. Bunu seveceksin, bunu sevmeyeceksin. Bunun arkasına geçemezsin. Bunu aleyhinde bulunacaksın. Bulundun gitti. Yani nasıl bir hürriyet istibdatla deşet bir anarşistliği meydan açar ki o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istidattan başka zapt altına alınamaz diyor. Çok bir şiddetli bir istidat olacak bunlar. O zaman yani şu anda bundan sonra yani ne oluyor? Şiddetli bir istidat var yani bu millete ancak şiddetli istidat edebilir. Evet mesela kameralar, uydulardan mesela de peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki buna işareten öyle bir zaman gelecek ki diyor kurtla kuzu beraber gidecek. Hatta kurt diyor koyunun, kuzunun üzerine salyası bırakacak ama yanaşacak ağzını ama yiyemeyecek. Mustafa i̇şte derdi ki çok şiddetli bir bağlayıcı görsel, kamera ama anında bu daha iki bir, sistem. Adam her şey isteyecek ama çok şiddetli inzibat. Her noktası görüldüğü için, aniden ceza verildiği için bir de hapishane gibi değil. Yani buradan giriyor oradan çıkıyor değil. Ne yaptı? Kısas, her şeyin kısası çıkacak diyor. Mesela eli mi kesti? Eli kesilecek. Adam öldürdü, sen öleceksin. Onun bedeline sen de öleceksin. Birisinin canına uzatırsam elimi, biliyorum ki canım gidecek. Yani yaptığı anda hemen oradaki cezası verilecek. Hapishane hapishane değil. Yaptığı cinsten olacak. Kıssasta hayat, hayat var, bu sayede toplum diriliyor. Ama hapishaneden buradan çıkıp girip oradan çıkıyorsan hayatı öldürdü. Hürriyet değil o. Mazlumlara zulümdür. Kısasta hayat vardır şeriatta. Yani böyle yaparsan cemiyet canlanır, hayatlanır. Cemiyette ifsat, fesat olmaz. Mazlumlar korunur. Yoksa cemiyet hayatı yakılıp yıkılır ya. Hiçbir şey kalmaz. Onun için kısasta yani yaptığın suçun sana fazla vermiyor. Ne yaptınsa aynı yerde sana orada suç ceza verir. Burada mı adamı öldürdün? Orada seni şey yapmayacaklar. Burada asacaklar seni. O zaman ne olur? Böyle bir şeyi teşebbüs etmeye kalkan kefenini hazırlaması lazım. O zaman korkar. Şimdi öyle mi? Buradan girersem hapishaneye oradan çıkarım. Adam söylüyor. Hakim hırsıza, "Bıktım diyor de ya. Daha seni burada görmek istemiyorum." diyor. Hakim öyle iddi ediyor. Hırsız diyor ki, "Ne o hakim bey? Emekli mi oluyorsunuz?" diyor. Onlar o zaman bizim dövümüzde yazılmıştı. Yani beni burada görmemen demek ben bu işten vazgeçmem bu, bu mümkün değil. O zaman sen görmediğine göre emekli olmuş olacaksın diyor. Yani ben bunu yapacağım diyor. Acaba o hırsızlığa verilen cevap kıssas uygulansaydı bir de yapabilir mi? Bak hecüc mecüc bekliyorlar. Şöyle yapayım. Bekle oğul bekle. Tarımar olmuşsun. Ne çoluk çocuk kaldı, ne ahlak kaldı, ne muhabbet kaldı, ne şey kaldı. Ama şiddetli bir Çok şiddetli. Ama şöyle istibdat anarşistlere yani çok şiddetli i̇stibdat. istibdat da o. Yani dediğim gibi şu de çok şiddetli bir kontrol olacak. Yaptığın suçu e geç olmuş adalet adalet değil. Sırrı var ya. Hemen yaptın değil mi şu fiili? Hemen o anda o günde yaptın hemen tespit ediliyor. O kameralar seni geçmişinersen zaten belli. Şu anda şey teknolojisi kullanılıyor. Böyle resmini çektikleri zaman bunun bütün özgeçmişi çıkıyor. Hemen senin resmini çekiyorlar. Arabada gidiyorsun değil mi? Şoför arabayı kullanıyor. Resmini çekiyor. 3 saniyesinde bütün özgeçmişin. Bu adam şu şöyle bir adam. Şöyle 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 şeyler var. Hemen o adamı yapan cinayete hemen yakalanıyor resmini. Hop bu adam bu adam bütün o kameralarda şey yapıyor. Tak nerede öldürdün? Hemen orada asılıyor Bir de yapabilir. Gecikmiş adalet adalet değildir. Öyle oluyor. Şeriat böyle ya. Onun için şeriatın kestiği kol acımaz. Niye? Ee, verdiği cezayı ahirette bir daha vermiyor. Kurtarıyor o şeyi zalimi. Mazlum ne oluyor? Şehit oluyor. Sana bir şey demiştiniz ya. Büyük dehcad demiştiniz. Onun karşısına çıkacak çıkacak olmayacak. Bu ileride mi yazık? He, o ileride. İyi ki sordun. Onun tamircisi kıyamettir. Kıyametin kopmasına sebeptir. Onun tamircisi odur. <laughs> O büyük be, be, Deccalı bekleyenler işte bu sırrı anlamadıkları için yani ustadı asıl imamını tanımazsan cahiliye ölümüyle ölürsünüz hadisini öyle oluyor. Büyük Deccalı o kıyametteki o kıy, kıyamete sebep olan o zatın o Deccal'ın şey zannediyor. E şimdiki e, onu bekliyor. Şimdi kale almıyor. Onu Deccal'ı o zannediyor. Mehdi de bekliyor. Mehdi de bekliyor dolayısıyla. Oho diyor daha 500 sene var diyor. Mehdi gelecekmesi için diyor. Yani o zaman Deccal da 500 sene sonra gelecek. 500 sene. Mübarek. Dünyanın 500 sene ömrü mü var ya? Sen bak bugün bu yaşta gülüyorsun değil mi? Evet. Cemaatte olduğun için. Ama bunu diyen adam ömrü ilimle geçmiş ama Risale-i Nur okumadığı için istikameti yok. Bir böyle bir böyle. Bir o tarafta bir bu tarafta. Futbol topu gibi bir böyle pas atıyorlar bir böyle pas atıyorlar. Bir o safta bir bu safta. Bu kadar ilim sahibi. Sen nasıl rahatsın? Önünde ölçü var değil mi? Bak. Böyle ölçü var. Böyle tutturma. mu? Böyle mi düşüneyim? Bunu yanında olayım? Buna mı vereyim? Oyun vereyim? Yok. Çok kolay. Azam işler belli. Onu durduran karşıtı işte. Bitti. O değişir mi devamlı? Efendim işleri devamlı değişir. Azam işler hiç değişmiyor. Yürü. Yani mesela devamlı peygamberler değişir. Nemrut, Firavunlar, Şeddatlar falan bir sürü şey gelir. Ama o habis ruh var oldukça peygamberlerin değiş değişmesi fark etmez. Hemen onun karşısındaki peygamberdir. İşte o kadar. Gibi kanun. Biz biliyoruz anlamında değil. Risale-i Nur okumayınca istikamet bulamıyorsun. Koca fahri kainat. Koca bak sebebi mevcudat. Ve vesile-i saadetimize ve vücudumuza vesile olsa zata Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Celle Celal diyor ki Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ne demek biliyor musunuz? Kafanla gitme. Emrolunduğunu yap. Bir anladınız mı orayı? Kafayı şerifinle gitme. Ne emrolunduysa sen imal et, sen düşün. Kendin pişir, kendin ye yapma. Ne o dolayısıyla onun üzerine bize söylüyor. Kafayı şerifini bırak. Kafayı şerifini bunu anlamaya çalış. Bak ne emrolunduğunsa ne imal ettinse değil. Emrolunduğun gibi kafayı ona çalıştır. Bana acaba ben bana ne emrolundum ya? Ya arkadaş tuvalet adamını söyleyen bu din. Dağların sabit olduğunu görüyorsunuz ama değil dağlar yürüyor. Semayı genişlettiriyoruz diyen din. Senin içtima hayattaki, hayattaki kişilerden, seni yönetenlerden, yöneticilerden nasıl bakacaklarını sana ölçü getirmez mi ya? Tuvalete ölçü getirmiş, buraya ölçü getirmemiş. <laughs> Tuvalete nasıl geleceğini ölçü getirmiş ya. İki de bir tak 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 tak. Niye oynuyorsun? Ölçün yok ki. Ne yapacağız? Dert olduğuna bak üzülmeyin. Ailelere diyorum ki, ailelerinizde sıkıntı dertler olduğuna, kavga olduğunda üzülmeyin. Resulullah'ın evinde de olmuş kısmen. Ne peki iş yapacağız? Dertleri, sıkıntıları çözmek için formülümüz var. Ortak formül varsa bir evde, herkesin ittifak ettiği. Kavga, gürültü hiç önemli değil. Çözümün ortak olması hiçbir sıkıntıya mahal vermez. Her şey dese ki ya bunlar şu komşuyu görmüyor musun? Ona baksan o şöyle yaptı falan demeden. Ya dinde ne demiş? Tuvalet adamın dediğine göre bizim bu meseleye de hüküm getirmiştir canım. Ha eline soralım. Tak geçen bir tanesi mirasla aradığı gibi. Miras hesabı ne yaptım? İnanıyor musunuz? Tönle Bey kocam, dedi ya hepimiz kızda falan. Hem de Maraş tarafında deprem olmuş. Babaları gitmiş. Arabaları kalmış. Nasıl böleceğiz dedi. Ha böyle bölecek. Söyleyin dedim ben. Hemen hesabını yaptım. Tak tak tak. Biraz hukukulu almıştım dersini. Tamam. Tamam dedi ya. Bak ne kadar kolay. Ö ne, ne kolay biliyor musunuz? Ölçüyü tek kabul etmek. Semavi Allah'ın dinini ölçü yaparsan her şey kolay. Eğer bir yerde sıkıntı devam ediyorsa Allah'ın dinini ölçü yapılmamış demektir. Bak ne kadar kolay ya. Depremde babası ölmüş. Şimdi ona ait bina veriliyor. Jipi dışarıda kalmış. Bir jipine bir şey yok. E, nasıl böleceğiz hocam dedi. Ha şöyle. Tamam mı? Tamam. Gelen dairede Şöyle yaparsın. Böyle ölçü. Allah'ın dinini itaat Hiç kavga oldu mu? Hiç olmadı. 10 dakika sürmedi. Şimdi 10 sene demeli kardeş de birbirini yiyor. Din olsaydı ben değil, sen de değil. Din olsun. Hem dünya ve ahiret saadetimize. Ya Rab sana senden razıyız ya Rabbi. İyi ki bu dini mübini bize gönderdin Allah'ım. İyi ki o dini mübinde bu asırdaki istikameti gösteren Risale-i Nur bize nasip ettin. Ya Amin. Rab sana nasıl şükredeceğimi bilmiyorum. Ya Rab el alemin içimdekileri gibi değil ya Rabbi. Sen bizi nasıl biliyorsan bize öyle muamele et. Amin. Ve ahirde vahumenil hamdülillah Rabbil alemin el fatiha. benim içim yani böyle koca koca adamların istikametsiz ölçüsüzlükten bitince görüyorum ya şimdi. Vay be diyorum. Ha kitap var ya önümde. Ha böyle tutuyorum ha Resul. Ha böyle bir sarılıyorum ki görsen yani deli diyeceksin. Vay. Aha, ne diyeceksin? Herkesin elinde yok mu? Ama teslim olabiliyor musun? Teslim olabiliyor musun? Nimet o. Olmamak değil. Herkes de var. Dedi de, de itaat edebiliyor musun? Ama bu dedi aldı benim hocam, benim abim, benim şeyhim, benim bilmem neyim yani bu bildiği vardır diyemiyorsan, bunu bakıyorsan sari ifadeye kanat edebiliyorsan vallahi kanaat edebiliyorsan yüz bin defa otur kalk şükret Allah'a. Seni tereddütlerden şüphelerden kurtarır. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. deyince bu rezit bir şey söylesem, sonra okusan Allah Allah ya abi bir bildiğin var. Ya bildiğim yok kardeşim ya sari ifade ya. Yanlışım var ya. Çağdan şey. abi kitaba oysa yani yanlış yapsa bile doğru yaptı abi. Evet. Ama mesela isabet etse bile iki etmesi bir sebep var. Ama mesela diyelim ki herhangi bir işte diyelim ki abi dinledi veya işte bir üstadını dinledi. Yani üstadı sekir halinde bir şey söylemiş olabilir. Ona itibatte yüzde yüz yanlış yani. Öyle çok yani kanaat edebilmek, ölçü yapabilmek. Yani böyle dedi ama duyguların biraz zıt böyle Allah Allah falan. Allah Allah yok. Böyle dedi bitti yazma ya çeksin. O o haleti veren Allah'ım diyeceksin O çok o yok işte. külliyat yok demiyor. O kanaat hissi kafayı şerifi bırakıp ben buraya ben bununla hareket etmeye memurum diyebiliyorsa yani teslim olabiliyorsan fiilen. bazılar şöyle diyor e, ee, içim, aklım, kalbim ustatla fiil bu ustadım var ya abim hocam falan onunla o bir şeyler daha fazla biliyor bilmiyorum. Dersen aynı öyle olursun. Yani fiilen onlar gibi sonra da onlara dönüşürsün. Haberin olmaz. Ustada sadakattan düşersen de iştirak amal-i olmaz. Tek başına kalırsın. Bir sürü dünya kadar mesuliyeti yüklenerek.